Pas kalitesi demişken şimdi Sergio çıkar, Fofana girer, o yapamaz. Abdülkerim stoperden 5 tane asist yaptı ya geçen yıl. Çok enteresan bir istatistik. Ve bir sürü de tehlikeli atak yarattı. Stoperden attı bir uzun topla sadece. Abdülkerim'in de pas kalitesi bir orta sahayı aratmaz. Kesinlikle öyle, ama ben şu an tamamen Şampiyonlar Ligi odaklı bakıyorum işe. Yani benim kafamda, çünkü Galatasaray'ın bize vaat ettiği kadro öyle ligde Konya deplasmanı, Antep deplasmanı, Fenerbahçe deplasmanı değil. Galatasaray'ın planı, hedefi Şampiyonlar Ligi grupları. Şampiyonlar Ligi grupları sonrası. Olursa Avrupa Ligi'ne kalırsa oradaki yarı final, final. Bize bunu vaat ediyorlar. Biz de buna göre bir plan proje etrafında konuşuyoruz. Burada ben mesela Nelson'un satılmasını, hele ki böyle oyuncuyla ipler kopmadan, mümkün görmüyorum. Galatasaray da satmak istemiyor. Abdülkerim'e mesela teklifler vardı Rusya'dan. Ne oyuncu bıraktı ne Galatasaray. Bu noktada siz artık oyuncu kaybetmekten ziyade takımı güçlendirmeye yönelik, o iskeletin boşluklarını doldurmaya yönelik hamleler yapacaksınız. Mesela sol bekte sorun vardı, bu iş çözüldü. Şimdi orta sahaya sıra geldi. Icardi alındı. Ben elinde sonunda Raşitsa'nın da alınacağını düşünüyorum. Orada bir süreç var, bir pazarlık vadesi var, bonservis durumu var. 7,5 milyon eurolara o işin de biteceğini ve vadeli olup Galatasaray'ın kar edeceğini düşünüyorum yıllara yayıldığı için. Fofana da bu işleri bitirecek adamlardan biri, ama şu bilinsin, mesela Parades'le görüşüldü, Fred'le görüşüldü, Premier Lig'den birkaç isimle daha görüşüldü. Eninde sonunda orta sahaya sert, biraz daha dirençli, biraz daha takımın dinamiğini yukarı çıkartacak, koşucu bir oyuncu alınacak. Ama zamanı elbette ki biraz var gibi gözüküyor. Çünkü büyük maliyetli işler bunlar. Yorumlara da bakalım abi istersen. Bir soru cevap yapalım istersen kısa kısa. Tabii ki de Fofana'yı getir tamamdır demiş. Bu hafta transfer gelir mi demiş Emre Bey. Gelir mi abi ben, bu hafta? Ben zor gözüküyorum çünkü maliyet yüksek ve şu unutulmasın, Galatasaray aldığı bütün oyuncularda vade istiyor. Yani 2 senelik 3 senelik peyderpey ödemeye girdiği için kulüplerde bunu kabul etmeye çok yanaşmıyor. Bu unutulmasın. Yani bayağı mantıklı aslında bonservis ödemeleri yapılıyor. Hiç şu ana kadar atıyorum 10 milyon euro cash para duymadım. 7 milyon euro cash para duymadım. O yüzden iş biraz sarkıyor. Bir de bu eleme turlarını elinizdeki kadroyla da geçebilecek kaliteniz var. O da unutulmasın. Bir izleyicimiz yazmış ki Zaniolo gitti gibi, hemen altına da bir yorum gelmiş. Zaniolo haberleri bence yalan diye. Şöyle, Zaniolo haberleri bence şu açıdan yalan. Hani Zaniolo gitmek istiyor, Zaniolo Türkiye'de mutsuz. Şöyle böyle haberler çıkıyor. Ben Zaniolo'nun İtalya'dan sonra bir Avrupa ülkelerinde hani çıkarıyorum. İstanbul'dan daha mutlu olabileceği bir yer düşünemiyorum. Gerek genç bir futbolcu sonuçta. Gezilecek, görülecek yerler olsun. Ne bileyim, tatillik yerler olsun. İşte Ege'dir, Akdeniz kıyılarıdır. İşte Karadeniz'e ya, gidin, orada çok bambaşka onlara, bir ortam var. Onlara gelirler ya. Onlara bir uçak. Bak ben sana söyleyeyim. Tabii ki de. İstediğini yapar. Ama şu unutulmasın. Juventus, yani dünyada her takımın, her oyuncunun hedefindeki bir takımdır. Newcastle Premier Lig olması ve bayağı bir yatırım yapmasıyla önemli. Bir de şunu belirteyim. Ya mesela Zaniolo şimdi gitmese devre arasında bu haberler tekrar çıkacak. Sezon sonu tekrar çıkacak. Yani tabii. Mesela Galatasaray'da nasıl Kerem için çıkıyor? Fenerbahçe'de nasıl Arda Güler için çıkıyor? Ve mesela Arda Güler Real Madrid'de biraz böyle oynamasın, Türkiye'ye dönüş için bir sürü haber çıkacak. Yani biz İtalya'nın Arda Güler'ini aldı Galatasaray. Türk futboluna onu kazandırdı. Böyle düşününce bu transfer haberleri bitmeyecek. Burada eli güçlü olan taraf Galatasaray. Bu unutulmasın. Hem çıkış maddesi yüksek, hem de Galatasaray'ın vadeli yaptığı bir transfer için gayet eli rahat, ödemeleri rahat. Burada Zaniolo'ya iyi bir teklif gelmeden, çıkış maddesini bulmadan Galatasaray zaten bırakmayı düşünmüyor. Metin Bey yazmış, Kerem Demirbay Avrupa listesine neden eklenmedi diye. Daha yeni bir transfer ve çok da hazır değildir diye düşünüyorum ben. Başka bir detayı var mı abi bunun? Yo, eklenir. Benim bildiğim 24 saat kala daha ekleme yeni daha henüz tur olduğu için 24 saat oldu imza atalı. Aynen. Hayır, yeni tur olduğu için orada eklenebilir. Bir de Leverkusen'de şunu hatırlatayım. İdmanlara çıktı ama bir sakatlık yaşadı. 3-4 gün takımdan uzak kaldı. Hani son durumu belirlendikten, görüldükten sonra karar verilecektir. Okay Bey yazmış sanırım, hani Kerem Demirbay'ı yakından tanıyan biri. Düsseldorf'tan sevgiler. Kerem
Fortuna Düsseldorf çıkışlı biridir. Bu çocuğa seyirci aşık olacak. Futbol hariç de müthiş bir boksördür demiş. Bakalım sahada da rakiplerle, yani tabiri caizse, dövüşebilecek mi? Yani dirençli bir oyuncu, güçlü bir oyuncu. Düsseldorf evet. Sonrası yaptığı hamle, Leverkusen 30 milyon euro artıya gitti oraya bonuslarla. Daha da artan bir teklifti. Çok büyük bir hamleydi ama ne Leverkusen o seviyeye çıktı ne de Kerem o sınıf diyelim o çıtayı kırıp aşabildi. Orada bir problem ama ben Kerem'in çok faydalı olacağını düşünüyorum. Mesela Yusuf Demir'le de kıyaslayanları gördüm. Hani teknik olarak hem gurbetçi olması açısından ben öyle düşünmüyorum. Çok farklı durumlar çünkü Yusuf Demir'i siz gelişme potansiyeli olan bir oyuncu aldınız. Kerem Demirbay'ı Leverkusen'den zaten olmuş pişmiş artık futbolunun en çıkış yapacak, patlama yapacak aynen yaş öyle. Seviyesinde alıyorsunuz. Aynı kıyaslama değil. Ve duran toplarda da Galatasaray'ın etkisi hem serbest hı-hı. vuruş hem köşe vuruşları daha da artacaktır. Hani Almanya Ligi'ni de biraz yakından takip eden, seven biriyim. Stopere her halükarda biri alınmalı mı sizce yazmış Mehmet Bey? Yani stopere abi yerli ya da yabancı bir transfer gündemi var mı? Yani yerli şimdi alacaksınız. Çağlar'ı alırsınız. Atletico'ya gitti. Meri'yi almanız lazım. İyi bir bonservisi var. Çünkü madem seviyeyi yukarı çekiyorsunuz bu işler lazım. Onun dışında yabancı bir oyuncu alınması mesela Ramos'un adı hep geçiyor. Ben bunu çok makul görmüyorum. Ancak hani son gün, son hafta Nelson'u satma planınız vardır. O zaman evet yedeklemeniz gerekir. Elinizde bir Ross vardı. Pişsin diye başka yere gönderdiniz zaten. Şimdilik bir şey yok ama bir yabancı takviyesi gelecekse stopere bilin ki Nelson'un satılma planı bayağı bir artmıştır. Bakalım hep birlikte göreceğiz. Son olarak da abi yine bir yorum var. Neden scout transferleri yok ülkede diye. Ben şöyle özetleyeyim size abi sonra sana da bırakayım bu sorunun cevabını. Çünkü yabancı sınırı diye bir sıkıntı var ülkemizde. Bu yüzden çok fazla yabancı scout transferlerine gidilmiyor. Hazır işte kendini kanıtlamış zaten. Hazır bir oyuncu alalım kafasında maalesef bütün kulüplerimiz. Riske giremiyorlar çünkü hani yabancı sınırını dolduracaksak olmuş bir yabancı alalım diye. Sonra bazen onlar da olmuyor. Bunun dışında bazen Konya Spor gibi ya da bu tarz takımlar işte Balkanlardan, o taraftan bir ülke ya da bir bölge ağırlıklı oyuncuları alıp parlatıp yurt dışına yine makul bedellerle alıp 1'e 2'ye katlayıp satabiliyorlar. Onun dışında olmuyor yani. Sence neden yani, abi scout transferi olmuyor? Şimdi bak çok katıldığımı söyleyemeyeceğim. Galatasaray programı yapıyoruz. Galatasaray özelinde söyleyelim konuyu. Mesela Morutan biraz önce Palermo dedin. Bir scout transferi. Morutan'ı öyle hepimiz gece gündüz Morutan izlemiyorduk. Ha, tutar tutmaz bak başka bir şey söylüyorum. Çıkaldao bir scout transferi. Nelson scout transferi. Kerem Aktürkoğlu scout transferi. Barış Alper Yılmaz scout transferi. Galatasaray ben üzerinde yurt dışı bunlar, olarak dedim. Ha ya bak o iş o kadar kolay olmuyor. Hem liginin izlenmesi hem Avrupa'da bir türlü özellikle son yıllarda çıkış yapamamamız bunlar bizim önümüzü kesen işler. Mesela son Avrupa transferimiz kim? Yani Arda öncesinde bu sezondan önce söylüyorum. Cenk Tosun. Nerede bu adam göze girdi? Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerle. Sen Avrupa'da yoksan zaten oradaki takım da seni aklın ucundan bile geçirmiyor. Ancak Arda gibi çok genç olacaksın. Merih gibi ne bileyim bir anda Fenerbahçe altyapısından çıkıp Portekiz'e gideceksin. Oradan seke seke tırnaklarını da kazıya kazıya geleceksin. Ancak bunlar oluyor. Bak Çağlar genç gitti. Cengiz genç gitti. Arda Güler, Merih Demiral bunlar tırnaklarıyla kazıyarak bir yere geldi. Onun dışında 25-26 yaşından sonra Türkiye'den yurt dışına giden oyuncu sayısı zaten çok az. Bu da ligin izlenmesiyle, direnciyle ve Avrupa'da varlığıyla alakalı.